Berk, çok bir zor maçtı. Amespor'u kazandık. Maç için ne demek istersin? Ya ilk önce şöyle söyleyeyim. Taraftarlarımıza destekleri için çok teşekkür ederiz. Biz her zaman söylüyoruz. Onlar bizim yanımızda varsa biz daha güçlüyüz. Ya maçın açıkçası zor geçeceğini az çok tahmin ediyorduk. Çünkü Erzincan takımı da iyi bir takım. Ömer Başkan, soyunma odasına bekliyoruz seni şimdi. Ya zor geçeceğini bekliyorduk dediğimiz gibi ama biz iyi bir takımız, güçlü bir takımız ve güçlü bir aileyiz. Allah'ın izniyle biz iyi olduktan sonra, biz iyi oyun oynadıktan sonra her maçı kazanırız. Gol kralı için golleri atmaya devam ediyorsun. İnşallah devamı gelir. Ne söylemek istersin bunun için? Ya tabii ki inşallah devamı gelir ama benim için gol krallığının çok önemi yok. Önemi tabii ki var bir forvet oyuncusu için ama ben her zaman söylüyorum yani takım kazandığı zaman ben kazanıyorum. Ben attığım zaman takım kazanıyor. Bizim için önemli olan maç kazanmak, 3 puan almak. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Eyvallah inşallah. Allah'a emanet. Öncelikle tebrik ederiz. Sabırlı bir oyunla bir finale daha atlattık. İlk yarıya 0-0 girdik. İçeride oyuncularımıza ne söylediniz? Bir maç değerlendirmesi alabilir miyiz sizden? Ya şimdi aslında maç boyunca oyun üstünlüğü bizdeydi. Yani top da bizdeydi. Özellikle işte Santfor İbrahim'e oynanan toplar buluşup Çınar falan iyi oyuncular aslında. Yani iyi bir takıma karşı oynadık. Yani bir organize olan bir takıma karşı. İlk defa biraz daha yavaş oynadık dedim. Yani hızlı oynamamız lazım. Yani biraz daha oyunun süratini arttırmamız gerekiyor, tempoyu. Ondan sonra tabii Taner Yılmaz değişikliği yapınca olay farklılaştı. Yani şimdi çok formda olan bir oyuncu. Yani bu ligde kontenjan olduğu için mecburen. Yani mecburen değil de yani birisini kullanmak zorundasınız. Ama sonradan girdi, vazifesini de yaptı. İkinci devre biraz daha iyi oynamaya başladı. Beklemedik bir gol yedik. Aslında oyunun dönüşü hemen golün arkasından golü bulmamız oldu. Ama yani takım olarak her maçın her dakikasında gol atabilecek oyuncu grubu var. Zaten şöyle, şimdi mesela maç ilerledikçe oyunun 60-70'ten sonra bir kondisyon farkı ortaya çıkıyor zaten. Yani bu çıkıyor. Karşı takım kırılmaya başlıyor. Zaten o golü bulduktan sonra, ondan sonra Berk'in golü. Arkasında daha da olabilirdi. Ha ilk devrede pozisyon var. Mesela Taner'in kaçırdığı var. Velli'nin vurduğu kafa var. Sonra 0-0 çizgiden çıkan top var. Ya önemli olan bu oyunun formatı devam ettirmemiz gerek. Tabi burada en büyük etkenlerden bir tanesi herkesin buna inanmış olması. Artı inanılmaz bir, her zaman söylüyorum. Yani burada maça çıkmaktan keyif alıyor bu taraftar grubunun önünde. Gittikçe de artıyor bu, iştah da artıyor. Ya zaten bu coşku, bu enerji, bu birliktelik bu şehirde bence bir üst ligi değil, hatta iki üst ligi hak ediyor. Yani çünkü her şeyimiz var. Taraftarımız var. Bir sıkıntımız yok. Takımımız var. Yani bu artık bu ligde fazla kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bundan da inşallah emin adımlarla gideceğiz. Ama şunu söylüyorum. Yani 6 haftamız var. Biz her maça final bakıyoruz. Yani İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur hocam. Ya şöyle, gidişatımız belli, inancımız belli. Takımın bir de aslında insanları mutlu eden tarafı iyi oyun. Yani evet, güzel oyun. Zaten bu oyunu, bunu ben Aksaray maçında burada berabere kaldığımız maçta da söyledim. Yani bu oyun bizi götürür. Yani bu oyun yenemedik ama hemen gittik zaten İskenderun falan derken aldık götürdük. Şimdi bundan sonra çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani biz çünkü bir puan öndeyiz ama bir şeyimiz yok. Yani kaybetme lüksümüz yok. Ama ben bu takım kaybedeceğine inanmıyorum. Yani bu kaybetmeyecek bu takım. İnşallah Kastamonu'yu da 4 puan farklı falan gidersek yani daha rahat ederiz. Ya şöyle, yani bir puan bile gitsek orada oynayacağız. Yani bu takım her yerde, her ortamda oynar. Ki çok oynadık zaten böyle maçları. Ama camiye hayırlı olsun. Güzel bir oyun. 1-0 gelişten sonra arkadan ilk devre, ikinci devre 4 gol bulmak ve bir o kadar da kaçırmak beni çok daha mutlu ediyor. Bundan sonra yolumuz açık. Devam edeceğiz. Ayağımız sağlam basıp devam edeceğiz. Takımın girdiği rota, girdiği yol ve taraftarla beraber ve camiyle girdiği rota belli. Hiç kimse bu rotadan şaşmayı da düşünmüyor zaten. Taraftar için bir şey söylemek ister misiniz? Ya muhteşem ya. Ben yani taşkınlık yok. Hiçbir kötü söz yok. Rakibe bir şey yok. Sadece bize çok büyük bir coşku veriyorlar. Ben bunun daha da artacağını düşünüyorum. Belki bir bu kadar içeride, bir bu kadar da dışarıda olacak. Tabii olacak. Almayacak yani. Onun için şimdi sakin.
Bu maçın keyfini bir iki gün süreceğiz. Çünkü bir 10 gün aramız var seçim olduğu için. Bir iki gün izin yapacağız. Ben de ailemin yanına gideceğim. Biraz torunumu seveceğim. Biraz gerdan kıracağız. Teşekkür ederim hocam. Ama herkese hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.